Vallahi benim tanıdığım zamanda da bırakmıştım. Ne yapalım? Tutacağız. Şöyle. Şöyle kalacak. 654. F oturması. Hasta mahpus Fevzi Aslan serbest bırakılsın. Metris R tipi hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday 2 Ekim günü yaşamını yitirdi. Yürüme, yeme ve konuşma yetilerini dahi kaybetmiş, yatağa bağlı halde hapiste tutulan Abdülkadir Kuday'ın cinayetten farksız ölümünü durdurabilmek için tedavi ve yaşam hakkının korunması adına defalarca açıklama yaptık. İlgili bakanlıklara ve kurumlara yazılar yazarak tedavi ve sağlık hakkı korunsun. Hapishanede bu sağlanamıyorsa tedavi maksadıyla infazı ertelensin ve serbest bırakılsın dedik. Avukatları ve ailesi tarafından Adalet Bakanlığı'na, infaz savcılığına, adli tıp kurumuna dilekçeler verilerek önce tedavi için serbest bırakılması, artık iyileşme umudu kalmadığında ise yakınlarının yanında ölümü karşılaması, yakınlarıyla vedalaşabilmesi için serbest bırakılması istendi. Ancak verilen dilekçeler her defasında reddedildi. Abdülkadir Kuday veda hakkı dahi tanınmadan göz göre göre ölüme terk edildi. Defalarca hatırlattık, hatırlatıyoruz. Yasalar gereği devlet, mahpusların sağlık ve yaşam haklarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda. Önlenebilir her ölüm bir cinayet, sorumluluklarını yerine getirmeyen tüm yetkililer bu suçun failidir. Hapishanelerde tedavi ve sağlığa erişim sorunlarının acil çözümü, bu sağlanamıyorsa ayrımsız bütün hasta mahpusların tedavi maksadıyla serbest bırakılmalarının önündeki engellerin kaldırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. 654. F oturmasında bu hafta Adana Suluca Y tipi kapalı hapishanesinde tutulan hasta mahpus Fevzi Aslan'ın sağlık durumunu paylaşıyoruz. 56 yaşındaki Fevzi Aslan, beyin hasarına bağlı olduğu söylenen şiddetli baş ağrısı, uykusuzluk, ailesini tanıyamayacak ve yemek yemeyi unutacak seviyede unutkanlık, sol ayak parmaklarında hissizlik ve hızla ilerleyen yürüme güçlüğü nedeniyle yaşamını sürdürebilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyar hale gelmiş olmasına rağmen yeterli tedavi ve bakım sağlanmayarak sağlığı ve yaşamı tehlikeye atılmaktadır. Oğlu açıklamasında babamın sağlık sorunları tutuklandıktan sonra ortaya çıktı. Gözaltındayken ağır işkenceler yapılmış, öldü diye morga bile bırakmışlar. Ama hastane yerine hapishaneye götürmüşler. Sağlık sorunları artınca da tedavi edilmedi, şikayetleri psikolojik denilerek verilen ilaçlarla geçiştirildi. Babam unutkanlık nedeniyle görüşlerde zaman zaman bizi dahi tanımıyor. Acıktığında yemek yemeyi, yıkanmayı unutuyor. Yürümekte zorlanıyor. Tuvalete gidebilmek için bile bir yere ya da birine tutunması gerekiyor. Çekilen MR sonuçlarını özel doktora gösterdik. Beyin erimesi var. Beyin küçülüyor. Acil tedavi edilmesi gerekiyor dediler. Ama tedavisi yapılmıyor. Son 2 aydır ağız içi araması dayatıldığı için hastaneye götürülmüyor. Babam adeta ölüme terk edildi ve düzgün bir şekilde tedavi edilmezse ölümü an meselesi. Çünkü beyin her geçen gün küçülüyor, her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Babamın tedavisi için destek bekliyoruz demiştir. 654. F oturması kapsamında bu hafta hasta mahpus Fevzi Arslan ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Kamuoyunu da duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Fevzi Aslan serbest bırakılsın.
Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hastalık, mahpuslar serbest bırakılsın. Hastalık.